Yakala! Yakala bombayı! Alkışla al yavrum! Abi bu çok... Beni arama lan! Numaran yok! Dur ben de var galiba. Yanlış cevap hakkı! Şöyle gidip kafa atan adamın adı neydi? He? Şöyle gidiyor kafa atıyor asker. Rus. Rusça konuşuyor sanki. Good Game Show'un yeni bölümünden herkese selamlar! Biz niye alkışlıyoruz? Biz sizi görelim. Bugün yeni yıl özel bölümü. Şahane konuklarım var. Fırat ve Ceyda bizlerle beraber. Bu tarafta Berk ve Lemur bizlerle beraber. Bu yeni yıldan önce mi sonra mı yayınlanıyor? Bu bilgiyle ne yapmak istersiniz ona göre cevap vereyim. İyi dilekler. Yeni yıldan sonra. Tam yeni yıl günü. Ya şu an 1 Ocak 2024. Yemin et. Aa belki de her şey bambaşka şu an. Yemin etmek istiyorum ama yanlış tarihte yayınlarlarsa ben gideceğim. Yeni yıl kutlu olsun o zaman. Yemin et de birine yayınlasın. Yemin ederim ki de artık yayınlayacaksınız abi birine. Yapacak bir şey yok diye yani. Şimdi konsepti biliyorsunuz. Evet. Belki sen biliyor musun? Evet abi. Güzel. Anlatayım mı? Anlatma falan diye. Ben son geldiğimde şarkı yoktu. Şimdi şarkı ekledik. Şarkı efsane bir şey ya. Şimdi şarkıyla jokerleri seçeceğiz. Hatta Ceyda Hanım siz yakınsınız. İkisi çevirin isterseniz. Her takım yarışmacısı şarkı bir kere çevirecek. Okay. Ben herkes için mi çevireceğim? Hayır. Hayır. Kendin için, takımın için. İsterseniz çevirim şansı vereyimdir. Ay. Bravo Jackpot. Kırdı mı? Yeni yıl kazaları bilelim. Tamam boş ver be. Durun. Ya aşkım şuradan tutup çevirsene şunu. Entegre etmem lazım bunu buraya. Harika. Şöyle tamam. Çeviriyorum. Evet. Ben niye oradan çevirdim ki? O ışıktı belki. Abi niye? Bomba geldi. Şahane bir joker. Bombam nerede ya? Bunu kullandığınız zaman sorunuz doğruysa rakibe çarpı 3 hasar veriyorsunuz. 3. Ama. Cevabınız yanlışsa hasarı siz yiyorsunuz. Cevabı vermeden önce kullanacağımızı söylüyoruz, evet, değil mi hocam? Aynen öyle. Tecrübeli bir yarışmacıyım çünkü. Ben geçen sefer jokerleri çok bol kullandırmıştım. Editör ekip, prodüksiyon ekibi limitledi. Bir kere kullanacaklar dedi. Böyle ama bir kere de kullanıp sonra geri alma gibi bir şeyimiz yok muydu? Bir kere. Tamam. Bir kere. Bizim jokere ihtiyacımız yok abi. Doğru. Peki devam edelim. Bunları yerine biz alabiliriz o zaman. Okey. Lemur Bey buyurun siz de çevirin. Abi yavaş. Yani oğlum öyle yavaş, böyle ince ince iş yapmayın ya. Ben çok şanslıyım. Kılıç geldi. Güzel, güzel. Direkt çarpı 2 ekliyor abi hasara. Hiçbir cezası yok. Muhteşem. Çok yani. Güzel abi. Eline sağlık. Fırat Bey. Aa. En iyisi oydu. Çok oha. Biraz rating olur böyle bekleriz falan. Burayı bir de slow motion koyduk kurgu böyle bir saattir bakıyoruz. Jackpot! Çok iyi. Abi ben telefon istiyordum oğlum ya. Oğlum nasıl senin joker yok be? Jackpot çok iyi çünkü doğru verirseniz eğer soruya cevap hem canınız doluyor biraz hem de rakibe hasar vermiş oluyorsunuz. Kanka biz doğru cevap veremiyoruz. Biz doğru cevabı değil de daha ziyade kendimizi nasıl yırtarız bu konuda. Öyle bir joker. O tarz jokerlerin peşindeyiz. O da telefon işte. O da bizde hiç doğru cevap yok çünkü. Hadi bakalım. Telefon geleydi. İttirseydin ya ufak. Ve aa, telefon. Geldi, telefon geldi. Hadi bakalım. Telefonla bilmediğiniz soruda herhangi birini arayıp soruyu sorabilirsiniz. Aa çok muhteşem. İyi. Kanka mesela beni arasanıza. Çok güzel olur ya. Bildiğinden eminse değil mi? Eyvallah süper. Tamam. Hazırsanız ilk etapla başlıyoruz. Bu etabımız bilgi yarışması etabı aslında. Sorular tamam. Soracağım. Butona ilk basan cevap verme hakkına sahip olacak ama butona ilk basandan cevabı hızlı alacağız. Yanlış bilirlerse cevap hakkı diğer tarafa geçiyor. Tamam. Tamam. Anomaly Agent. Bravo doğru. O şakayı ben hazırlamıştım. Benim istek listemde. Puan hasayları falan diye. Bravo sana 20 puan hasay falan. Yarışma bitmiştir diye. Şeyi de söyleyeyim bu arada. Geçen sezon abi benim adaletimle alakalı çok yorum geldi. Aa hayır olmaz. İşte cevap budur falan diye. Ben şunu söyleyeyim. Geride kalan takıma bir tık fazla yardım ediyorum. Çünkü ben öyle bir insanım. Tabii. Tamam. Ki ona rağmen biz hiç kazanmadık. Bunu süper. Aynen öyle. Bunu söylemiş olduk. Bazen böyle bir şeyim oluyor yani. Bu yarışmanın bir parçası. Tamam. İlk sorumuz. Yüzük kardeşliğinin 3 üyesini sayınız. Frodo. Doğru. Gimli. Frodo, Gimli. Gandalf. Doğru! Bravo! Niye? Ha, 3 tanesini sayacaktı. Evet, ben ne anladım biliyor musun? Evet. Ulan bilmediğim bir üçlü daha mı var? Sonic serisinde ikinci başrol diyebileceğimiz Tails hangi hayvandı? Tilki. Doğru! Teşekkür ederim! Sen çünkü görüyorsun! Vallahi yaptım bu sefer. Oh be ilk defa doğru vurdum. Üçüncü sorumuz geliyor. Michael Gambon. Harry Potter serisinin hangi filminde Dumbledore karakteri olarak kadroya dahil olmuş? Çabuk Ceyda. 3. 3. İsmini de alayım filmi. Ateş, ay. Bir dakika dur. Önce felsefe taşı, ondan sonra Slytherin'in o tıs tıslama. Üçüncüsü, dördüncüsü. Azkaban tuzağı. Hayır, doğru, doğru. Doğru, aferin. Bravo. O kadar bilemediğim için özür diliyorum. Abi evet, ne yaptın ya? Vallahi hayır, şeyi emin olamadım. Üçte mi dahil oldu, dörtte mi dahil ben oldu? Ben de bilmiyordum, salladım. Evet. Baktı basıyorsun. Üç doğru ama. Arka düşünme. İlk Dumbledore'umuzun...
Ruhuna Işık Fatiha. Şimdi helva dağıtıyoruz diye. Ayıp olmasın abi, özür dilerim ya. Bu şakayı yapmayacağım. Evet evet abi. Ya da yapsam mı? Şimdi helva dağıtıyoruz. Ben güldüm. Dördüncü sorumuz. 2021'de en iyi multiplayer oyun ve en iyi aile oyunu, bir de yılın oyun ödülünü kazanan oyunun ismi nedir? 2021'de en iyi multiplayer oyun, en iyi aile oyunu ve yılın oyunu ödüllerini kazanan oyun. En iyi aile oyunu. Neydi? Evet. Best Family Game. Overcooked. Yanlış. Hadi ya. Bildiğim bir oyun buydu bu arada. Ben aile oyunu deyince biz oynuyorduk ya, ondan öyle düşündüm. Aile deyince. Öyle bir şey mi yapacaksın? Başka. Animal Crossing. Yanlış. Ah be abi. Neyse. Aile oyunu ve multiplayer miymiş? Aile. Evet. Biraz ipucu ver. Aldı? Şimdi ipucu verirsem eğer bu sefer sırayla değil ortak tahmin etmenizi isterim. Game of the Year abi. Hayır. Bu oyun, şimdi akla gelen söylesin. Bu oyun iki kişi oynamak zorunda olduğunuz bir oyun. Söyleyebilirsin, basmayı yaradın. It Takes Two. Doğru! Öyle aile mi olur ya, çocuksuz? İki kişi oynuyor. Çocuk da var da var. Orada acayip iyi oyun. İki kişi oynuyor ya. Kesin oynayayım bak, çok iyi oyun. Deneyelim. Ceyda ile. Hiç aynı oynadın mı? Aynı televizyonda oynayabiliyorsun. Fark etmiyor. O oyunun olayı o biraz. Ben şey oynuyorum, karpuzları birbirine düşürüp vurmaca. Evet evet, hiç bir, sevmez. Bir taraf böyle arkada bekleyecek, diğer taraf ilerleyecek bekleyecek falan. Öyle biliyorum biliyorum ama yani... O arkadaki ben hiç gelmem, anladın mı? Olmaz o, bizde olmaz o oyun. Beşinci sorumuz. Good Game Show'un birinci sezonunda yer alan Ceyda Fırat ve Mendobur'un yarıştığı bölümdeki dördüncü... Doğan Kabak. Doğru! Soru bitmedi ama hocam. Bravo. Abi Joker de kullanıyor. Bunlar yanmıyor bu arada sanki. Yerler kaymıyor yalnız. Yandı yandı. Yandı hemen söndürüyorum. Ya bu Joker kullanmayı aklıma gelmiyor. Hemen cevaplamalıyım. Evet. Şeyine giriyorum. Bir dakika, bastıktan sonra olacaksın. Joker kullanacağım diye. Ha, onu aklıma evet. Geldi. Evet. Basıyorsun, Joker'i kullanıyorum. Cevap şu. Tabii. Bu. Ama evet, onu anlayabiliyorum yani o şeyi. Heyecan. Altıncı soru. Nintendo Switch konsolunun standart kolları ne renktir? Evet. Mavi kırmızı. Evet. Yani pembe standart kolları. Standart kol. Siyah. Gri. Gri mi? Siyah kırmızı mı ya? Bizimkilerin iki ama tane. Ama Nintendo Switch abi. Söyleyebiliyor muyuz? Cevap hakkı onlar. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. O zaman söylemek istiyorum. Bir taraf mavi, öbür taraf pembe. Doğru! Kırmızı ya. O pembe değil, kırmızı bence. Neyse. Official'da pembe geçiyor. Evet, ben de var, kırmızı bende ki. Bende de kırmızı da baktım olmadı, ben de pembe dedim. Official'da geçen, değil mi? Official'da geçen editör arkadaşlarımız pembe diye kayıtlı. Yani ben de kırmızı derdim ama kayıtlı olan pembe. Halbuki senin Nintendo videonu da izledik yani. Olur olur. Olur olur, yeriz yeriz. Bravo. Bir, oradan bilmedim. Nintendo'nun tarihini izledik. Artı 10 puan. Seni de izlediğimiz için. Bak böyle gülseniz şimdi artı 20 verilecek ama buradan yani. Lütfen, çok hoşuma gitti şimdi. 7. soru. Yılbaşı gecelerinin klasiği olan çıkan sayılarla kağıdımızdaki sayıları... Bomba kullanmak istiyorum, tombala. Doğru! Teşekkür ederim. Yakala! Yakala bombayı! Alkışlamıyorum. Abi yavrum! Abim tuz! Yalnız prodüksiyonumuz o kadar kaliteli değil, onu yapamayız. Ben elimden geleni yaptım abi. Harika be. Onu alabilirim. Al böyle. Teşekkürler, yani. Sağ olun. Ne oldu şimdi? Bomba attık. İşte, iki katı vurduk. Yani 170 olduk. Bunu çok Joker kullanmamız lazım. Hadi. Ya bilmediğine bas, telefon tamam, ederim. Tamam tamam, aynen. Doğru. 8. sorumuz geliyor. Oyun koleksiyonuyla Guinness Rekorlar kitabına girmiş olan Antonio Romero Monterio'nun kaç oyunu vardır? Enis'i ara. Enis'i ara. Beni arama lan. Ya biliyorum çünkü. Dur, arayacağım ya. Gördüm şu an. Abi dur var bir dakika. Numarası? Hayır dur. Numaran yok. Dur, ben de var galiba. Yazmış cevap hakkı. Ne yaptın? Beni arayabilir mi? Numarası yok. Sende var ama. Çok ayıp. Numarasını yeni alıyor. Ben de bu arada düşündüm. Ya telefonla konuşuyormuş gibi yapsanız da. Doğru. Abi evet. Zaten gerçekten arıyor muydun? Arıyor mu? Arıyor. Ben numarayı almak için bir şey uydurdum sandım. Beni kimse aramıyor bu arada. Rol yapmıyor muyuz abi? Ben yapmıyorum. Ben dürüst bir insanım. Aynen. Alo. Enis abi ne haber? İyidir, kim aramıştı? Abi beni tanımadı sesimden. Sen alo Enis. Lemur ben. Evet. Konuya giriyorum. Abi biz şimdi yarışıyoruz. Bir saniye şey Enis, evet. Soruyu tekrar alabilir miyim? Soracağım da. Bana mı soracaksın? Benle mi konuşuyorsun, kimle konuşuyorsun? Anlamıyorum şu abi. Şu an sunucu Enis'le konuşuyorum. Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? Tamamdır. Efendim. Soruyu bir tekrar eder misin? Guinness Rekorlar Kitabı'na gelen... Oyun koleksiyonunda Guinness Rekorlar gibi olan anlatıyorum ama kaç oyunu vardır? Evet, kaç oyunu vardır? Duydum soruyu. 24.268. 24.268. Doğru! Ana söyledi lan. Ben tam sona doğru bir çakallık yapıp bu işe dahil olmayacağını düşünmüştüm açıkçası. Ama ben de. O zaman telefon hakkında ne yapacaklar ki?
Telefonumuz yani yoktu bunlar... ama bir de öyle bir şey ama de var. Ama onu aramadınız ki, ben kabul etmiyorum. Var, arasalardı gerçekten. Onu kulağına koysaydın. Onu kulağına koysaydın okeydi yani. Doğru, pardon. Tamam, evet, ya. Ben bu arada 1 milyon falan diyecektim. Ben de böyle 4500 falan. Yarışmanın başına dedim ki geride olan ekibe bir tık fazla yardım edebilirim. Evet, doğru. Bu onlara girdi. Bir daha asla yardım etmem size. Fırat Beceydan'ın kitlesi beni öldürsün mü istiyorsunuz? Hakkımızı aradık. Evet, doğru söylüyorsun. Adil olmak zorundayız. İlk defa geride olmayan bir ekibiz. Ben bunu mutluyorum. Evet, doğru. Geliyor. Pardon, bu ne işe yarıyordu? Hem canını tazeliyor hem de rakibe hasar veriyor. Ha, tamam. Hasar verip kullanırsın. Bedava jokerleri var ya, kılıcı kullanın, kılıcı unutmayın. Hadi evet, bakalım. 9. sorumuz. Klasik bir seksek oyununda kaç kare vardı? Kılıç 9. Yanlış. 8. Doğru. Ah be. Abi, tam sayıyordum. Azıcık bekleseniz sayıyordum ya. Bunun için de teyit için Wikipedia'ya bakabilirsiniz. 8. Bize vurdun ya da Wikipedia birileri yanlış yunmuş bilgiler giriyor, bilmiyorum. Ben bilmem. Yok, abi 8 ya. 9 nereden çıktı? 3, 4, 9 5, taştan 6, bacı. 7, 8 işte. 8. Oğlum bize neydi? Bu kadar saçma sorular hazırlamışsın ki bizim yapamayacağımızı bildiğin için. Sayıyor. Bebek bebek sorular, millet geliyor buraya şey falan diyor. Bilmem 1987'de çıkan oyunun baş karakterinin soyadı nedir bilmem falan ki diyor. Ertesi günü bize gelen sorulara bak ya. Değiştirelim mi? Hayır, hayır, güzel, güzel. Yani artık anlamışım bizim ne olduğumuzu yani. O iyi, 3. yarışmada. 10. sorumuz geliyor. Bu etabın son sorusu. Minecraft'ta köylülerle ticaret yapmak için para... Zümrüt. Doğru, bravo! Soracağım, bilmiyordum zaten. Bilmiyordum. İlk etapta şahane bir rekabet oldu. 130'a 150. İkinci güzel etapa geçiyoruz. Hadi bakalım. İkinci etapımız Riziko. Burada baş harflerini gördüğünüz şeyler aslında abi. Soruların cevaplarının ilk harfi. Hı hı. Her birinin yanında bir rakam var. Bu rakamda o sorudan kaç puan hasar vereceğinizi yazıyor cevap tamam verirseniz. Şimdi burada tabii ilk seçecek olan ekip puanı geride olan ekip. Okay, yani siz, kırmızı yani ekip biz, canı düşük olduğu için ilk soruyu biraz seçeceksiniz. Biraz daha vurgular mısın? Yani leş gibi oynayan, yani berbat ötesi ekip olan. Şanssız diyelim. Şanssız bir ekip. Şimdi seçebilirsiniz ama şöyle bir şey var. Yanlış bilirseniz cevap hakkı oraya geçecek. Heh, onu soracaktım. Öyle, tamam, teşekkür ederim. Öyle bedavadan yok. Wink 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 wink. Neyle istiyorsunuz? L ile başlamak istiyoruz. L harfi. Çok cesur bir ekip gerçekten. Cesaret gözlerimi yaşattı. Bir şey sorabilir miyim? Soruların zorluğuna göre mi? Evet, tamam. Ama Lemur. İlgi alanı da bile... İlgi alanı uygunsa tabii belki de belki ona göre kolay. Okay. L sorusu geliyor. Bastığımızda inanılmaz can yakan, renkli tuğlacıklar olarak da tanımlayabileceğimiz bir yapıya sahip oyun oyuncak firmasının adı nedir? Lego. Doğru! Ama şey, ben 5 harf sandım. Hayır. Hayır. Abi puan, ne yaptın? Anlattım. Berk anlamış. Beni ilgilendirmezsin. Sorumluluk sahibi. Tamam, doğru bildik ama. 5 puan bize vurdular. Vurdular. Evet, vurdular. Tamam. Aynen öyle. Vurdular. Hangi harf seçiyorsun? C. Aa! C seçilecek. Geliyor. Bence kolay C'yi bir soru. Onlar seçmeliydi aşkım. Hayır, C benim ama. Cancık. Evet. Öyle değil ama sorular. Street Fighter oyununun yapım şirketinin adı nedir? Capcom. Doğru. Teşekkür ederim, çok basitmiş. Oh yeah. Oh, C'yi seçerdik. Hangi harf? Bu sefer sana bırakayım. Bir şey yok. Var var. Çok zor gibi geliyor. Çünli. Ha, çünli ha. Yep 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 yep. P olsun. P geliyor. Yeni adı e-futbol olan, bir zamanlar FIFA'ya kafa tutan oyun serisinin tam adı nedir? Teşekkür ederim, hadi bize gönder onu. Yeni adı? Yeni adı e-futbol olan. PES. PES. Tam adı nedir? Soccer. Pro Evolution Soccer. Doğru! Oğlum bak, çünkü şöyle diyorsunuz. Pro Evolution Soccer. Soccer. Soccer falan dedi. Yiğit mi değil? Yiğit mi değil? Net. Soccer. O zaman biz seçiyoruz efendim. M. M. Hadi bakalım. M sorusu geliyor. Microsoft tarafından satın alınan Minecraft'ın yapımcısı olan stüdyonun adı nedir? Teşekkür ederim, bilmiyorum. Ben bunu ben... Doğru falan diye. Mind Games. Yanlış. Mojang. Doğru! Nereden biliyorum? Ben nereden biliyorum? Oynuyor. Açılınca o çıkıyor. Minecraft sorusunun yarısında basıp zümrüt dedi evet yani. Doğru. Onu mu bilirim? Teşekkür ederim biliyor. Çok sağ ol. Siz de tekrardan. Abi sen seç. S ile V kaldı. S alalım ve garip geliyor nedense. İlk Metal Gear Solid oyununda ana karakterimiz kimdir? Dur. Çok kolay. Tuzak soru olabilir. İsim soy isim. Tuzak soru olabilir abi. Snake? Evet, o devam aslında. Başı. İlk oyunda. Solid Snake. Doğru. Solid, tamam, okey. İyi ya. Vallahi bildim. Nasıl hatırladım, hiç bilmiyorum. Evet, iyi hatırladın, iyi hatırladın. Hiç de oynamadım. Kolaydı Solid ama. Solid Snake çok kolay çünkü. Şu anda mavi takım hala önde mi? Az farklı önde, tamam. Bize de kaldı. Hep kime bombadan yardım oldu o, bombayı evet kullanmak. Evet. Ama çok iyiymiş var bir de. Resident Evil 1'in ana karakterlerinden olan, daha sonra Resident Evil 3'te T-Virus bulaşan kadın karakterin adı nedir? Victoria. Vanessa. Bir tane daha sallayın. Ama biz gerideyiz. Valeri. Valora.
bir tane daha. Vildan. Yanlış. Bizde var mı? Resident Evil Village'da mı? Hayır. Ya tamam sensin. İlkinde. En bilen sensin be kardeşim diye. Minecraft'la hava atmayacağım. Hayır. İki puanını da Minecraft'la aldım. 1'de var. 3'te de T-Virus bulaşıyor bu karaktere. Resident Evil. Aa işte dur. V ile başlıyor. Filmden hatırlamaya çalışsana. Evet ben de oradan gittim abi. Bir tahmin alayım sonra bildirmek için bir ipucu vereceğim. Tamam. İlk bilen kazanır gibi olacak. Vanessa demişler dediler. Mi? Victoria'da akla gelen isimlerimi sayıyorum. Cemil olabilir mi? Cemil. Suat. Vilda bile dediler yani. Değil mi? Yok hayır. Sadece o rolde. Pardon. Passlarınız ipucu vereyim mi? Ben buldum. Bir saniye. Neyse buldun aşkım. Bir isim buldum yani. Bu ipucu akla gelen söyleyebiliriz. Basmak falan yok. Tamam. Tamam aklına söylesin. Sevgililer günü deyince aklınıza ne geliyor? Valentin. Onlar daha temiz söyledi. Ne bir daha söyleyeyim? Aa yapma ya. Valentin. Doğru. Valentin. Ya Valentin diye kadın bir şey diyeceğim. Bence de böyle erkek mi? Abi var yok mu? Valentin erkek değil mi ya? Ben de erkek diye biliyorum. Özür dilerim ama ben sanki ilk sen Vale dedin ama o tam söyledi. Valent de Fırat abi Valentin dedi. Evet temiz bir Valentin duydum ben. Tamam güzel. Bir de Valentine aslında ama aksan aramıyoruz. Bu etapta da 112 puan. Sizin 112 canınız var. Bu takımın 123 canı var. Tebrikler. Üçüncü etaba gidiyoruz. Şimdiki etap kulak isteyen bir etap. Ay hadi bakalım. Ya görsel olsaydı ya. Kulak, daha kulakta değiştiriyoruz etapı. Kulak bende. Evet evet. O bayağı iyi orada. Şimdi kulak da iyi de ben neyin kulağı? Ben ipuçları vereceğim arkadaşlar. Siz bizi dinlerken. Ceda ile sırayla gözlük takıyoruz sonra kulak istiyoruz. Kulak dedim hemen gözlükleri takın. Şimdi sırayla oyun müzikleri duyacağız. Bu müziklerin tamam. Hangi oyunlara ait olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Ben müziği dinlerken. Olsun. Ben eğer bilemediğinizi hissedersem ipuçları vermeye çalışacağım çünkü zor. Hani düğme var mı? İşte zor. Var var, var düğme var abi. Şey, İlk müziğimizi alalım. Mario. Dur la dur. Bir platform oyunu. Platform oyunu. Evet. Donkey Kong. Yanlış. Salladım abi. Çalmaya devam edelim. Sallayayım mı? Sıra salla sizde. Salla abi. Ya Candy Crush. Ya platform oyunu. Yanlış. Tamam, ama bir ipucu vereceğim. Evet. İlk akla gelen söylesin ipucu vereceğim. Söylediği kelimelerden bir tanesi oyunun adında geçiyor. Ne dedin lan? Crash Bandicoot. Doğru! Crash Bandicoot platform mu? Crash bir şeydi. Tabii. Ha, eskiden öyleydi. Doğru. Ne diye tanımlarsın sen? Ama ileri falan da gidiyor. Hack and Slash. O en son halini hatırlıyor. 3D ya böyle oradan oraya atıyorsun. Platform. O platform işte. Bir yerden bir yere atlıyorsan platform. Platform deyince yeni nesil 2D olarak görüyor. Ha yok o 2D platform. Yeni nesil. 3D platform. Adamlarımızda nesil farkı var. Bak nesil Minecraft'ı biliyor ama ben bilmiyorum. Ama senin bilmen lazım zaten Crash onun değil ki. İşte bende de yok orası. O nesil zamanı oyun yoktu. Adil bir dövüş gerçek. Hayır bu odada 8 saat oyun oynuyor. Ben bu yarışmayı nasıl kaybettiğimizi hiç anlamıyorum. Her gün 12 saat odada oyun oynuyorsun. Aşkım sen. Bir ben tane soru mu yanlış yapayım? Oyunlar oynuyorum. İkinci müziği duyalım. Duyalım. Çok rahat bir oyun. Yapma Allah aşkına ya. Gibi. Çok rahat. Bildiğin kesin duymuşsundur. Kesin. Çok ya bir kere çok Japon oyunu olduğuma kafamı basarım. Çok Dave oyun. The Diver. Yanlış. Japon bro bu. Sıra sizde. JRPG. Çok güzel oyun abi. Oynadın çok rahat. Oynadım ben. Biraz dinleyelim bir şey oldu. Hoşuma gitti. Telif yedik şu an. Dragon Quest. Yanlış. Ama güzel tahminler. Şunu söyleyeyim ilk akla gelen gene söyleyebilir. Böyle hani tarla ekersin, arkadaşlık yaparsın. Farmville. Yanlış. Daha adada Japon. Geçeni bu. Ben size Japon. Ay. İsmini hatırlamıyorum ama. Akla gelen Animal Crossing. Basma. Doğru. Aa. Neymiş ismi? Animal Crossing. Ben sürekli ortaya Animal Crossing sallıyorum. Bir tane kurtuluyor. Gelelim üçüncü oyunumuza. Evet efendim. Hemen ilk ipucunu vereyim. Üçüncü oyunumuzda benzer kafada bir oyun. Ama batıdan çıkma. Çok benzer kafada bir oyun. Tycoon oyunlarından. Stardew Valley. Doğru. Evet. İşte 8 saat oyun oynayan adam. Ya 15 saat oynuyor. Bu inanılmaz bir yarışma gerçekten. Dördüncü müziğimizi alalım. Hiç ipucu vermem. Şunu basıyorum. Onu bastın evet. Harry Potter, Hogwarts Legacy. Doğru! Harika. Ya nasıl hatırladın bunu? Şey abi çok büyülü bir müzik çok ya. Çok büyülü bir müzik. Gel müzik. Ben Enis öyle dedi diye şey diye bekliyorum. Witcher diyeceğim ama emin olamıyorum diyorum. Witcher değil bu hani. Bu belliydi, çok belliydi ama ben Fırat söylesin. Puanla yaradın. Aşkım oyunu açtım izlemedim bile bakmadım bile yüzüne.
Abi oynadım komple. Ben de sonrası bilemedik ya. Şimdi de bir oyundaki karakterin repliğini vereceğiz size. Bu replikten hangi oyundaki hangi karakter olduğunu bulacaksınız. Kesin bildiğiniz bir karakter. Kesin. İsim Ceyda sen de biliyorsundur. O zaman Mario'dur. Bu başka bir şey. Evet bence de. Ya biliyorsun. Mario şey diyor. Tamam. Açalım. Repliği diyor. Bu yani Mario sesi de. This was preordained. Lend me your power. Buradan çıkaramazlar. İpucu veriyorum. Bir dövüş oyununun karakteri. Ryu. Yanlış ama oyun doğru. Sizde var mı şey? İpucu vermiş gibi oldu. Devam ettir. Devam. Say sana! Söylüyorum. Söyle. Şöyle gidip kafa atan adamın adı neydi? Şöyle gidiyor kafa atıyor asker. Rus. Rusça konuşuyor sanki. Değil. Değil. O tamam değil. Teşekkür ederim. Tamam. Bison. Değil. Bison. Sırayla bildiğim her şeyi söyleyeyim mi? Bir dakika. Dur. Sırayla hepsi. Zangief. Doğru değil. Pardon doğru değil. Kafa karıştı doğru değil. Baldasın kız. Sizden alayım. Balsın mıydı? Ya birkaç tahmin ya. Ya nereli oğlum bu adamın aksanı ya? Dedik de. Saçları düz olan herif. Ya Balsın mıydı onun adı neydi ya? Balsın mı? Balsın değil miydi o Dalsın böyle? Dalsın diyor. Doğru! Aşkım. Bir dakika abi. Dalsın, pardon. Dalsın. Ya Dansım'dan şey böyle bir ses çıkar. Dansım Amerikalı değil mi? Hayır abi böyle de. Saçı düzgün lan adam. Dansım Hintli değil mi ya? Ya Dansım kolu bakı uzayan değil mi? Evet. Nasıl evet. Böyle bir ses çıkar ondan? Dansım boksör değil mi? Hayır. Hayır ben uzuyor ya. Bak dedim sana biliyorsun. Ben ne dedim ama kimsenin bilemediği bir şeyi bilme hakkı hep var. Bilmiyorum. Vay canına. Ha, bunu kullandık. Kullandık. Sadece Balsın diye girince şöyle Balsın doğru gibi geliyor önce bir yandan. Önce Balpazar dedi. Sizden görmüyorum burada konuşuyoruz. Ya bir Balpazar değil. Ruyu'nun şeyini yaparız. Bütün yolculuğum bir yalanmış. Ya. O zaman Ceyda'dan beklemediğimiz performans. Abi ama ben işte size diyorum. Helal olsun. Bir sene çalıştı. Seneye final etabına geçiyorum. Geçtim. Dördüncü etapta yüksek çözünürlük etabımız. Burada bazı oyun görselleri yavaş yavaş açılacak. Durdurup basan ilk tahmin hakkına sahip. Şey nerenin pikseli bu işte. Hadi evet, bakalım. Sizin oyunu. Aynen. Ondan aynen. Çok seviyorum onu. Evet. Şimdi yalnız şunu söyleyeyim, bazen çok erken basıyorsunuz böyle hani tahmin edip orada eğer yanlışsa cevabınız diğer taraf full resmi görmeye gidebilir yani. Oo. Aklınızda olsun. Basma Ceyda. Yani o yüzden basma hiç basma. Ona bırak onlar basma. İlk görselimiz gelsin. Evet. Yapma çok kahverengi gibi. Bir, çok özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Bakmıyorum şu an abi. Niye biz bakıyoruz oğlum? Siz de bakmayın. Bu şey mi? Dur dur. Prince of Persia. Yanlış. Tamam şimdi bekle Ceyda. Sonuna kadar bekle. Ya böyle şey olur. Oyun içinden bir görsen bile kapağı mı abi? Kapağı da olabiliyor. Oyun içi de olabiliyor. Değişiyor. Aa, da ne oluyor ya? Bu düzelmiyor. Şey bu. Senin de o şeylerden tamam. Biri. Fallout New Vegas. Evet. Doğru! Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben açılsa da bilmiyordum bu arada. Özür, ben yok açılsa yazıyor. Ha yazmıyormuş. New yani Vegas'ın New Vegas'ın. İkinci oyunumuz gelsin. Senin şeylerden biri. Senin şeyler aferin. Doğru bu arada. Evet sen oynadığını gördüğüm için söyledim. Ceyda o Fallout'taki o şeyi evet. Ten sanıyor da. Ya susun. Tip boyu. Herkes benzetti onu. Bu çok popüler bir oyun. Geçen sene ödüller de aldı. Hades. Doğru! Hades ya! İnanılmaz çok üzülüm mükemmel bir oyun bu arada. Ay çok tatlı. Ney? Her şey. Kazanmanın mutluluğu. Çok Allah. Böyle bilebileceğim sorularda ondan üçüncü özür sorumuz. İşte öyle oluyor Berk. Ne bu? Araba araba Need for Speed. Hangisi? Bilecek ki. Çok var Ceyda. Şu an çok anlaşılmıyor. En bilindiği mi? Basit bir şey sallıyor. Sanki çok eskiymiş gibi görünüyor ya böyle piksel olunca anladın mı? Ya bas aklına geleni söyle abi ya. Yok o değil. O her türlü bilecek çünkü. O değil o değil. Sen bunu... Forza Horizon. Doğru! Değil. Bravo! Odur dedim ama değil de dedim. Ben de odur dedim. Bravo. Emin olamadım. Bir sonraki, son 3 soru bu arada. Bir sonraki görselimiz gelsin. Evet. Yapma çok pembe. Tahmin etmesi zor da olabilir, kolay da olabilir. Popüler bir şey açılmadı ki o çıkalı oldu. Çıkalı oldu. Ben bu oyunu biliyorum abi. Aa. İsmini bilmiyorum abi. İsmini bilmiyorum abi. Abi isim... Hotline Miami. Doğru mu abi? Şaka yaptım. Şaşırttım karıcığım. Allah kahretsin. Harika. Vallahi bu etap çok şov. Güzel oyun, çok güzel oyun. Fırat Bey'den bir şovu var. Çünkü en sevdiğim bölüm. Yenisiniz, dinamiksiniz, genç nesilsiniz. Abi çok ya. Üzgünüm. Canım hepsine, çok sıkıldı. Hepsine evet diyor, biliyor. Ben bilmiyorum direkt. Gözü bozuk olabilir mi? Sen bir gözlüğünü mü versen ki sen? Tamam. Ya, son iki ya. Şey. Bak bu son ikisi kesin bilinir. Bu ne oğlum? Geliyor, geliyor, geliyor. Çok zor şu an bilmesi ama biraz daha... Bu ne? Şu an ben de yani ben bilmeme rağmen anlamıyorum şu an ne yapmaya baktığımı. Parti panik desem yok. Yani bu... İki tane çocuk birbirine sarılmış. Şimdi bak, şey şey elinde hayvan. Ne bu? Ne bu? Biliyorsun onu iki tane fincan birbirine parmağı. Kapet doğru.
Doğru. Ya bir tane oyun biliyordum, onu biliyordum. Berk, sen oyunları biliyorsun da isimlerini çok bak evet, olabilirsin de. İki fincan İki diyor. İki tane fincan birbirlerinin adıydı. Sen aynen doğru. Son oyun. Ya çok mor ya. Ya sen de hep en baştan. Donkey Kong. Doğru! Doğru be. Evet doğru, merdivenler falan, bravo. Sen 20'li yaşların olduğuna emin misin? Ben abi biraz evet, bir kuşak çatışması. Valla valla helal olsun. 20 puanlık bir fark oldu. Kazandınız. Tebrikler! O kadar ya. 600 kilometre öteden köyden geldik. Kazanmamız lazım artık, anladın mı? Bu arada jokerleri mükemmel kullandınız. Ya evet, şu ana kadar yarışmada gördüm, en sonunda en güzel joker kullanımı oldu. Yani tebrik ediyorum. Tecrübe. Demek ki üçüncü yarışmacı olunca anca hani evet, joker oturuyor yani. Lemur'la Berk. Mazlum'un tarafına sarılalım yani. Ya size de teselli ödüllerimiz var. Şimdi nasıl onu biz de alırız. Size galip ödüllerimiz var. Ha, galip ödül mü var? Ay. İnsanlar öyle sınıflandırmasın kafasında. Şimdi yılbaşı özel program olduğu için tabii bazı konseptler var. Ay çok güzel. Bakayım ne geldi. Kaybedene iyiler geliyor değil mi? Lemur'a verelim, kutu atışı yapalım. Fırat Bey şöyle, ilk size geldi. Ha, bu Fırat ha, ikisi abi de benim. İkisi o ikişer evet, tane. Açabiliyor muyum? Yani yoksa evde mi açayım? Yo, evde aç, aç. Açabilirsin. Aç, aç. Lemur'u bana senin abi. Evet. Teşekkür ediyorum. Ay. Aa! Bakayım. Oğlum. Benim o. Hayır dur bir dakika aşkım, Ceydan, dur. Buyurun. Ha, şey sandım bir an, heyecanlandım. Hani evde geziyorsun ya. Bunlar aa, şey figür. O kadar prodüksiyon bütçemiz şu anda. Tamam olsun, tamam senin odana koyarız bunları. Çok güzel. Oo, çok güzel bir oyun abi. Onu da evet, evet, onu biliyorum değil mi? Bak. Bayağı güzel. Çok güzel. Ne seveceğimi biliyorlar. Aa, kız sen de olmayalım lan bugün. Ben de yoktu. Ay çok ay, güzel. Ya, harika. Bu arada ne, kim hazırladıysa hediyeleri bizi tanıyor. Aa, çok oha, çok güzel. Oha. 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 Gerçekten. Oha. Çok iyi. Ne? Açıyorum bir herkese salça yiyelim. Çok güzel bir oyun bu. Değil mi o? Bir şey söyleyeceğim. Buna kim torpil geçti şu an? Evet bu çok güzel. Bu Ceyda'nın. Ya bu arada ben sıradaki hediye aldığım konuğumu bundan sadece aldım. Sadece ben biliyorum galiba bunu. Vallahi bunu vermeyeceğim. Gerçekten var bir tane daha. Oğlum bir de sonra mı yayınlanacak? Bana küçük yavrum. Ben benim gibi adamım. Genişletir sunum. Genişletir mi? Bu yumuşak ya. Bunu buna... Tam okul çocuğu olur ha. Bunlar satılmıyor. Satılmıyor bundan demişlerdi bana geçen geldiğimde. Satılmıyor. Çok özel bir şey aldım. Yapıyorum. Benim hediye almadığımı düşünüyorsanız arkadaşlar. Hediye aldım, merak almadım. Evet. Nerede benim hediye? Aldım. Kameranın arkasında bana verdiler. Senin hediyen. Ama kim hazırladıysa gerçekten iyi tanıyormuş. Çok güzel hediyelerdi. Çok teşekkür ediyorum. Siz hediyenize bakarken biz de veda edelim. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hiç iyi seneler demedik. İnşallah hayat sizin için güzel olsun.